Grafiği aşağıda verilen h fonksiyonuna ortalama değer teoremi verilen aralıklardan hangisinde uygulanabilir demişler. Hepsini ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekecek. Burada da h(x)'in grafiği var. Haydi hemen videoyu durdurun ve ortalama değer teoreminin aşağı bu aralıkların hangisinde ya da hangilerinde uygulanabileceğini kendi kendinize bulmaya çalışın. Şimdi Ortalama değer teoremine yabancıysanız öncelikle Kan Akademi'deki konu ile ilgili videoları izlemenizi öneririm. Ortalama değer teoreminin uygulanabilmesi için 1. AB kapalı aralığından bahsediyorsak eğer öncelikle fonksiyonun AB açık aralığında türevlenebilir olması gerekir. Bir de AB kapalı aralığında sürekli olmalı. Ayrıca unutmayın eğer bir fonksiyon belli bir aralıkta türevlenebilirse aynı zamanda süreklidirdi, de, öyle değil mi? İkinci koşulda aralığın uç noktalarında da sürekli olmamız gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu koşullar sağlanıyorsa, ortalama değer teoremine göre, bu bir tekrar olduğu için şöyle açıklayayım şimdi. Şimdi bu fonksiyonumuz bu da AB aralığı olsun. Evet, bu koşullar eğer bu aralıkta sağlanıyorsa yine bu aralıkta türevi a ile b arasındaki ortalama değişim hızına eşit olan bir c değeri vardır. Bu iki noktadan geçen kesenin eğimi ortalama değişim hızını verir ve şekilde de gördüğünüz gibi aşağı yukarı bu noktadaki teğetin eğimi kesenin eğimine eşit olacaktır. Evet, az önce bahsettiğim c noktası işte bu ama soruda bizden c noktalarını bulmamızı değil ortalama değer teoreminin bu aralıklarda uygulanabilir olup olmadığını bulmamızı istiyorlar Birinci aralık eksi 5 virgül eksi 1 kapalı aralığı. Eksi 5'ten eksi 1'e ilerliyoruz. Fonksiyon bu açık aralıkta türevlenebilir mi? Burada bir süreksizlik var. Süreksizlik fonksiyonun türevlenebilir olmasını engeller. Evet bu süreksizlik yüzünden birinci aralıkta koşulları sağlayamadığımız için buraya bir hayır diye not düşüyorum. Devam edelim. İkinci aralık eksi 1'den 3'e. Farklı bir renk seçeyim. Evet. Eksi 1'den 3'e gidiyoruz. Bu kapalı aralıkta fonksiyon bir doğrudan ibaret. Başka bir deyişle hem sürekli hem de türevlenebilir olduğundan ortalama değer teoremi bu aralıkta uygulanabilir. Hatta bu aralıkta fonksiyonumuz bir doğru olduğu için tüm noktalardaki anlık değişim hızları yani türevler ortalama değişim hızına eşittir diyebiliriz. Evet dedik. Ortalama değer teoremi bu aralıkta uygulanabilir. Sırada 3,7 kapalı aralığı var. Fonksiyon bu kapalı aralıkta sürekli. İkinci koşulu sağladık ama acaba fonksiyon bu aralıkta türevlenebilir mi? Bu noktada evet fonksiyon sürekli ama teğetin eğimi tanımlı olmadığı için türevlenebilir değil. Bu yüzden de yani x eşittir 6 noktasında türevlenebilir olmadığımızdan fonksiyonda 3,7 açık aralığında ortalama değer teoremi uygulanamaz. İsterseniz şu şekilde de açıklayabilirim. Aralığımızın uç değerleri arasındaki ortalama değişim hızı için bu kesene bakmamız gerekir ve bu aralıktaki herhangi bir noktadaki teğetin eğiminin ya da anlık değişim hızının bu kesenin eğimine eşit olmadığını kolaylıkla görebiliriz. Evet, ortalama değer teoremi bu aralıkta uygulanamaz. Son olarak da eksi 3 virgül 2 kapalı aralığına bakacağız. Bunu da turuncuyla gösterelim. Evet eksi 3'ten 2 ye. Eksi 3,2 açık aralığında uç değerlerinde ne olduğu bizi ilgilendirmez. Bu yüzden de bu açık aralıkta fonksiyonun hem sürekli hem de türevlenebilir olduğunu söyleyebiliriz ama söz konusu kapalı aralık olduğunda bu noktada yani x eşittir eksi 3'te bir süreksizlik var. O halde ortalama değer teoremi bu aralıkta da uygulanamaz. Uç noktalar arasındaki keseni incelediğimizde şu şekilde çizeyim. Bu aralık yani eksi 3 ile 2 arasında teğetin eğimi, anlık değişim hızı ya da türevi kesenin eğimine eşit olan bir c değeri yok. Kapalı aralıkta sürekli olma koşulunu sağlayamadığımız için de ortalama değer teoremi uygulanamaz.